Şimdi buradan şu noktaya geliyorum. Sizin sorunuzda Ayhan Bey dostum, ben size başka bu bilgileri şunun için veriyorum. Benim tespitlerime göre Ali Babacan, Cemil Çiçek ve üçüncüsünü de söyleyeceğim. Şu anda AKP'nin hükümete getirdiği en önemli yerlerde 3 tane Kırımlı var. Üçüncüsü de Cemil Çiçek'tir. Çok enteresan. Bunların bazıları hakkında yazdıklarım var. Ayrıca başka açıdan da bunların yükselttiklerini sadece ödülde, bilimde değil, başka yerde de yükselttikleri içinde benim verdiğim bilgiler çerçevesinde ele alınabilecek olan Kırımlılar var. Burada Kırımlı sözüne sadık kalıyorum. İbrani mi değil mi? Karay mı? Kırımçak mı? Bunlara girmiyorum. Üçüncüsünü herhalde söylemedim. İzin verirseniz söyleyeyim. Ahmet Davutoğlu. Bu söylediğimle ne bağlantısı var? Şu bağlantısı var. Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure tipik bir Karay ismidir. Onları tespit ettim. Sabri Ülker'in kızı Ahsen Özokur'un oğlu Ahmet'le evlidir. Demek ki başka vesileyle çıkarttığım endogamiyi burada da görüyoruz. Kendi aralarında evleniyorlar. Ha, şunu çok açık olarak söyleyebilirim. Ahmet Davutoğlu'nun bu özelliklerinden başka Dışişleri Bakanı olmak için hiçbir özelliği yoktur. Sadece Kırımlı, çok büyük bir ihtimalle Karay ve çok büyük bir ihtimalle de Sabri Ülker ailesinin dünürü olduğu için oraya gelmiştir. Sabri Ülker şu anda bana mektup yazmıştı. Biz Sabahçıyız, ben onları yayınladım. Şimdi tekrar yayınlayacağım. Ama şu anda AKP'dir. AKP'nin bir yan örgütü gibi çalışıyor Ülker Holding. O think tanklarla, bilmem nelerle, şunlarla, bunlarla. Asam'ı çürüttü. Asam birazcık bağımsız oluyordu, parayı kesti. Kim kesti parayı kesti? Bunlar kestiler. Bazı yerlerde bunlar diyorum. Dolayısıyla Kırımlılarla AKP'nin üst tarafı evlidir. Karı koca ilişkisi vardır, beraberdir. Cemil Çiçek bunlardandır. Çiçek ad ve soyadı sadece Hazar'dan gelir. Bunu iyi öğrensin Cemil Çiçek. Ben 2002 yılında bu hükümet kurulurken bunlar İslamiyet'in kökünü kazıyacak dedim. Türkiye İslamiyet'ten hiçbir zaman AKP kadar olduğu ölçüde uzaklaşmamıştır. İslamlar Türk ordusuna karşı değillerdir. Dünyanın her tarafında dindarlar orduyu tutarlar. En muhafazakar yanlar. Bunların hiçbir yanları yoktur. İslamlar hiçbir zaman devletin, kamunun mallarını bu kadar yabancılara satmazlar. İslamlar hiçbir zaman sınırlarını İsrail'e kiraya vermek için bu kadar çaba harcamazlar. Ali Babacan, ki Babacan adı çok tipik Karay adıdır. Karaylar kullanır. İsterseniz Karay Türkleri deyin, isterseniz Karay Yahudileri deyin. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben bilimsel olanları söylüyorum. Daha önce kitaplarımda Babacan'ın ne olduğunu yazmıştım. Ahmet Davutoğlu ve sizin dikkat ettiğinizi düşünüyorum. Ayetullah Hamenei çok yakın bir zamanda Davudi dedi. Banu'nun kocası dedi. İşte öldürmüş, yaktılar. Siz hatırlamazsınız, biz onları tespit ederiz. Yani Davudi sözcüğü, ister Karaylar aynı zamanda Davutov derler. Bunu çok fazla açmak istemiyorum çünkü çok önemlidir. Karayim
tarikatını, Karayim dinini, Karayim mezhebini kuran adam, Anan bin Davud ve ondan dolayı da bu soyadı çok kullanırlar. Tekrar ediyorum, tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Bir takım ahmak gazeteciler gibi diye Ahmet Davutoğlu'nun Kırımlı olmanın dışında Dışişleri Bakanı'na gelmek için hiçbir kabiliyeti, meziyeti yoktur. Kırımlıdır. Sabri Ülker'in, bana sabatı istedim diye mektup yazan Sabri Bey'in torunuyla kızı evlidir Sefure. Karısının adı Sara'dır. Sara. Güzel. Bunları söylemiş olur. Şimdi bu çerçeve içinde düşünecek olursak, Halil Bey'i de bir tarafa koymak durumundayım. Halil İnalcı. Halil İnalcı bunları Koç Üniversitesi ödül verdi. Benim çeşitli yazılarım vardır. Beyefendi bir insandır ama ciddi, önemli bir tarihçi değildir. Bunu hep söylüyoruz. Hiçbir yeni sözü yoktur. İşte bir kitabı vardır. Osmanlılar üzerinde. Bu İngilizce'de basılmıştır. Ben size izin verirseniz bu kitabın bir sayfalık ön sözünü, yani bir paragraf aktarmak istiyorum. Demek ki ön sözün üçte birini aktarmak istiyorum. I would like to express my gratitude to Professor Berna Luz. Ben diyor, şükranlarımı Berna Luz'e sunmak istiyorum. Who encouraged me? Bu kitabı yazmama o sağladı. Peki, güzel. Birinci cümle bu. Demek ki bu kitabı bu. Kim yazdıysa Bernard Lewis. Bernard Lewis büyük Siyonist'tir. Ve Amerika dahi Irak Savaşı'nın mimarı olarak bilinen bir insandır. Demek ki onları istemişti. Bir de benim Yalçın Küçük'ün söylediğimiz bazı teoremler vardır. Türkoloji dünyada Yahudilerin bir alanıdır. Başka hiç kimse girmez. Anglo-Sakson dünyasında, Anglo-Amerikan dünyasında Lewis vardır. Fransızlarda Paul Dumont, Gilles Einstein vardır. Bu da Paris'teki Türkolojinin başındadır. Bunlar kendilerine yakın olmayanların hiçbirini bu alana sokmazlar. Bunu da göstermiş oluyorum. Dolayısıyla bir şey söylemiyorum ve diyor ki bu kitabı diyor Profesör Norman Itzkovich ve bir kişi daha, onlar çevirdi diyor. Yani Türkçeden almışlar böyle. Bernard Lewis imkan bulmuş. Norman Itzkovich de, o da İbranidir. Onlar da çevirmişler. Devam ediyorum. Başka isimler verin. Bir kısmı da endeks yapmışlar. Hepsi budur. İçinde bizim yurttaşlık bilgilerindeki bildiğimiz tarihlerin ötesinde bir tek cümle yoktur. Ancak Halil Hoca bu dönemde AKP ile beraber sanki büyük bir tarihçiymiş gibi. Böyle benim elimde bir yığın tarih kitapları vardır. Hiç kimse Halil Hoca'nın kitaplarına bakmazlar. Doktora tezi var mı üzerinedir. Ama Halil Hoca bir dikkatlilik ediyor. Bunları çok fazla desteklemiyor, konuşmuyor. Tarihçi olarak da benim duyduğuma göre televizyonlara çıkartıldıklarında Habertürk bugün Osmanizasyonun, yani Osmanlı'nın neo-Osmanizasyonun onun için kurulmuştur. Böyle bir takım müezzinlerin, şunların bunların çıkıp program yaptığı, tarih programı yaptığı bir yerdir. Oraya çıktıklarında ben duyuyorum, benim vaktim yok. Tarih konuşmuyor, ne konuştuğunu da bilemem.